balık kavağa çıkınca deyiminin ilginç bir hikayesi var. İstanbul Boğazı'nın Karadeniz'e açılan noktasında karşılıklı olarak yer alan Rumeli Kavağı ve Anadolu Kavağı'nda akıntının fazla olmasından dolayı balık tutmak neredeyse imkansızdır. Balığın bollaştığı ve dolayısıyla fiyatının düştüğü zamanlarda kavaklara götürülüp satıldığı görülür. Sahir zamanlarda düşük fiyatla balık almak isteyen müşterilere balıkçılar tarafından verilen cevap ise "O fiyat ancak balık kavağa çıkınca olur" şeklindedir. Bir durumun daha sonra olacağını anlatmak için kullanılan balık kavağa çıkınca deyimi buradan çıkar. Fakat zaman içinde deyimde geçen kavak kelimesi semt anlamını kaybedip kavak ağacı olarak kullanılmaya başlar. Deyimin kazandığı yeni mana balıkların ağaçta yaşamalarının mümkün olmadığını vurgular. Peki gerçekten bu böyle midir? Balıkların ağaca tırmanması imkansız mıdır? Canlılar yaşadıkları ortamın gereklerine uygun doku ve organlarla yaratılıyorlar. Havadan 800 kat daha yoğun olan suyun altında hayatı idame ettirmek zordur. Sonsuz rahmet sahibi Rabbimiz su altındakilerin hayatlarını sürdürebilmeleri için onlara özel organlar bahşetmiş. Balıkların sürtünmeyi azaltıp daha az enerji harcamalarını sağlayan vücut şekilleri ve kaygan derileri, suda kolay hareket etmeleri için kürek şeklinde yüzgeçler, su akıntısını algılayan yanal çizgi organı ve suda erimiş oksijeni alabilecek solungaçlar temel donanımlardır. Suda bulunan oksijen oranı, havadaki oksijen oranından yaklaşık 30 kat daha azdır. Solungaçlara giren ve çıkan kılcal damarların birbirine paralel fakat aksi yönde seyretmesi ve basınç farkı sebebiyle ince damar cidarlarıyla solungaç epiteli arasında oksijen ve karbondioksit alışverişi olur. Böylece suyun içindeki oksijenden en üst seviyede faydalanılır. Solungaçlardan ayrılan oksijenli kan bütün vücudu dolaşır ve organların ihtiyaçları yerine getirilir. Normal şartlarda karada yaşayacak bir hayvanın solunum epitelinin kurumaması için akciğerler gibi vücut içinde gizlenmiş olmaları gerekir. Solungaç epiteli ise karada çok kısa zamanda kurur ve solunum yapamaz. Ana bas balığı yüzme kesesi veya hava kesesinin de yardımıyla kurumadan bir göletten diğerine karada birkaç yüz metre göç edebilir. Vücutları ince, saydam ve çok yumuşak pullarla kaplı olduğundan sürtünme azalır ve hareket etmesi kolaylaşır. Güneydoğu Asya ülkelerinde Hindistan'dan Endonezya'ya kadar bataklıklarda, göletlerde, nehirlerde ve akarsularda bulunurlar. Tayland, Kamboçya, Malezya, Myanmar, Nepal, Laos ve Vietnam'da yaygındır. Bu balık göçmendir ve deniz veya nehirlerin derinliklerinde bulunur. Barınak olarak kalın bitki örtüsünü tercih eden bu tür, bulanık veya durgun sular gibi zor şartlarda hayatta kalabilir. Ana bas, gıda aramak için karada göğüs yüzgeçlerinin birkaç dikenini ayak gibi kullanabilecek kabiliyette yaratılmıştır. Ayrıca hareket için yüzgeçlerini ve kuyruklarının desteğini kullanarak karada kısa mesafe yol kat eder, bu yüzden yürüyen levrek olarak da bilinir. Bu aileden gelen balıklar genellikle su yüzeyindeki hava kabarcıklarını solur. Yiyecek kıtlığı, aralarındaki rekabetin artışı veya yaşadıkları bölgedeki suyun azalması gibi durumlarda yeni bir yuva aramak için dışarı çıkarlar. Aslında akıntısı fazla olan sularda yaşayabilen bu türler akıntının yavaş olduğu yerlere yönelirler. Tırmanıcı balık genellikle gece veya sabahın erken saatlerinde sudan çıkarak karada ilerlerken ağaçlara bile tırmanabilir. Tırmanma için solungaç epitelini destekleyen kemik plakları kullanır. Ana bas, atmosferik oksijene çok bağımlı olduğundan hava girişi olmayan kapalı suda uzun süre kalırsa boğulur. Bu tür su dışında 10 gün kadar hayatta kalabilir. Karada yaşayabilen balık türleri bataklıklar, göller, kanallar, havuzlar, küçük çukurlar, pirinç tarlaları, su birikintileri ve ana nehir kanalları dahil olmak üzere birçok farklı habitatta görülürler. Yağışlı mevsimlerde bu tür balıklar sular çekilirken geçici olarak çamurlu zemine gömülür ve beklerler. Bazıları etraflarına mukus maddesinden su geçirmez bir kılıf salgılayarak içeriye bir miktar su alır ve böceklerin koza hali gibi kurak mevsimin geçmesini bekler.
daha sonra da derilerinin nemli kalması şartıyla karada birkaç yüz metre mesafe kat edebilirler. Karada yürümeleri ve yol almaları düzenli olarak gerçekleşmez. Bu ihtiyaç daha çok kirlenme veya su eksikliği ile alakalıdır. Bu tür durumlarda balığın daha uygun bir hayat sahası bulması gerekir. Dev çamur, mangrov dere balığı, tırmanan yayın balığı da karada yürüyebilen balıklardandır. Bu tür balıkların farklı özelliklerde ve şekillerde yaratılmaları, yeryüzündeki düzene ve kanunlara aykırı olmayıp, Allah'ın her şeyi dilediği gibi yaratıp yaşattığını gösterir. Canlılar, ilahi kanunlarla belirlenen biyolojik prensipler çerçevesinde belli bir düzen içinde sınıflandırılabilecek özelliklerde yaratılmış olmakla beraber, Allah iradesini kendi kanunlarıyla sınırlandırmaz. Dilerse, ülfetle gaflete düşünmemesi için farklılıklar sergileyerek farklı kalıp ve desenler de gösterir. Rabbimiz her zaman eşsiz ve sonsuz sanatın inceliklerini farklı sahnelerde sergileyerek ilminin, kudretinin, iradesinin ve hikmetinin sınırsızlığıyla yeni tefekkür kapıları açar. Her şey bir damlayla başlar. O damla sızıntılar yol alır, büyür, yollar bulur ve insanlığa nice faydalı çağlayanlara dönüşür. Evet, bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Lütfen kanalımıza abone olun ve beğenin. Değerli yorumlarınızı bekliyorum. ...1960 ihtilali, 1971 muhtırası, 12 Eylül dönemi. Türkiye'nin bu yitik ve karanlık dönemlerinde genç ve ömrünü insanlığa adamış bir hoca efendi, Kur'an ve sünnet ışığında insanları etkileyip topluma yön verebilmek için büyük gayret sarf etmişti. Muhterem Müslümanlar! Sadece camilerdeki vaaz ve sohbetlerle yetinmemiş, irşat ve tebliğ adına her fırsat ve ortamı değerlendirmişti. Hoca Efendi'nin bu zor yıllarda verdiği hutbeler artık bir kitapta toplandı ve Süreyya Kitap tarafından basıldı. Kitap, muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin 70'li yıllarda camilerde verdiği cuma hutbelerinin bir kısmını içeriyor. Gönül Nameleri Hutbeler kitabı Süreyya Kitap'ta. Süreyya Kitap, süreyyakitap.com'da.